Kayseri Barosu'nda seçim maratonu başladı. 3 aday ve kadroların yarıştığı seçimlerde oy kullanan avukatların seçime yoğun bir şekilde ilgi gösterdiği görüldü. Kayseri Barosu'nda yapılan seçimlerde halen başkanlık görevini yürüten Cavit Dursun, diğer adaylar Ali Köse ve Durdu Mehmet Yalçın ile kadroları yarışıyor. Başkan adayı Ali Köse'nin yönetim kurulu adayı Avukat Burçin Yaldız şu ifadeleri kullandı. Ben Avukat Burçin Yaldız, Ali Köse'nin listesinde yönetimden adayım. 10 yıldan beri Kayseri Barosu'na bağlı olarak serbest meslek yapmaktayım. Öncelikle biz projelerimizi Eylül ayında açıklamıştık, Eylül 2020 yılında. Tabii meslektaşlarımıza bunları duyurduk ama bu seçim sürecinin uzaması, bazı şeyler biraz unutuldu, biraz gözden kaçtı. İlk etapta bizim hedefimiz baroda birliği, saygıyı, sevgiyi sağlayabilmek. Meslek sorunlarıyla alakalı bazı sorunlarımız var. Onların kendimizce meslektaşlarımızla gezerek belirli bir kısa sürede vaat edeceğimiz sorunların çözümleri var. Şöyle ki mesela bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi genç avukatlarımızın pandemiyle birlikte var olan, özellikle pik yapan geçim sıkıntısı. Bazı meslek büyüklerimizin gelişen teknoloji karşısında online olan bu avukatlık sistemi içerisindeki bilgi eksikliği, teknolojik bilgi eksikliğinden kaynaklı mevcuttaki dosyalarını çözememeleri, icra takibi başlatamamaları, baromuzda maalesef ki eğitim oldukça sıkıntılı bir süreçten geçti. Bu gerek stajyerler olsun, gerek meslektaşlarımızdaki değişik kategorilerdeki, yıllardaki meslektaşlarımızın sıkıntıları olsun. Asıl önceliğimiz eğitim, sevgi ve saygı. Bir kısmı yapıldı bunların, kitaplar dağıldı ama maalesef online sistem üzerinden daha kolay ve daha pratik yoldan zamanı daha rahat bir şekilde çözebilme imkanı varken hala eski sistemde devam eden kitap dağıtma gibi yönler vardı. Bunları değiştirmeyi planlıyoruz ilk etapta. Çünkü şöyle bir de sıkıntı var. Her kim seçilirse seçilsin. Şu an bir kaos var ortada. Bir yıl için mi seçiliyor, iki yıl için mi seçiliyor? Takdir edersiniz ki hukuk camiasındaki sorunlar kısa sürede çözülecek sorunlar ve sıkıntılar değil. Bunların bir kısmı dediğim gibi bu 5 yıllık süreç içerisinde ve öncesinde bilinmesine rağmen çok da çözüme kavuşturulamadı ve revize edilemedi. Yapılabilecek olanlar, bizler projelerimizi açıkladıktan sonra hızlı bir şekilde yapılmaya başlandı. Bugün seçim günü, meslektaşlarımız karar verecek. Sonuç her ne olursa olsun saygı duymak ve saygı göstermek durumundayız. Bu baro seçilen tarafın değil, hepimizin. O yüzden baromuza seçilelim ya da seçilmeyelim, her daim sahip çıkacağız, her daim aktif olacağız. Çözüme ilişkin düşüncelerimizi de ileteceğiz. Bununla alakalı faaliyetlerimizi de gerçekleştireceğiz. Seçim sadece bir yöntemi, kararı meslektaşlarımız verecek. Durdu Mehmet Yalçın listesinden yönetim kurulu adayı Avukat Mehmet Özer kendi vaatleriyle ilgili şu ifadeleri dile getirdi. Merhabalar, Avukat Mehmet Özer ben. Kayseri Barosu'nda 19 yıllık fiilen avukatlık yapan birisiyim. Şimdi Kayseri Barosu'nda şu anda 3 aday bulunmakta. Biz en son 3. aday olarak çıktık. Bizim adaylığımız Durdu Mehmet Yalçın ve ekibimizin, baroda değişim ekibinin adaylığını açıklamasının sebebi biz aday oluncaya kadar her iki aday tarafından da meslektaşlara yönelik, mesleğe yönelik bir proje geliştirilmemiş olması, bir gruba ait bu taraftan veya bu tarafa karşı olanlar şeklinde bir gruplaşma olmasını, bunun da mesleğimize, meslektaşlarımıza fayda getirmeyeceğine inandık. 22. başkan seçimi bu. Seçilecek başkan 22. başkan. 22. başkan 22 projeyle ortaya çıktık. Biz 22 bu sloganla ortaya çıktık. 22 proje geliştirdik. Daha bunlar kısıtlı, daha da fazla projemiz var ama 22 projeyi indirgedik. İlk dönemimizi, seçileceğimiz ilk dönemde bu 22 projeyi hayata geçireceğimizi, meslektaşlarımızın sorunlarına ortadan kaldıracak, meslektaşlarım sorunlarını çözecek projeler, somut projeler, yapılabilir projeler olarak ortaya koyduk. Biz proje gerçekleştirmek için aday olduğumuzu arkadaşlarımıza duyurduk. Bu yönde takdirlerini istedik. Şimdi çok sayıda genç meslektaşımız var.
hukuk fakültesinin sayısının artması sebebiyle çok fazla mezun olması, çok fazla mesleğini başlayan arkadaşlarımız var. Tabii bunların birçoğu gerek maddi imkansızlar olsun, gerek iş ortamının daralmış olmasından dolayı ofislerini açamamakta. Home office olarak tabir ettiğimiz şekilde kendi evlerinden, yani home office dediğimiz aslında adı home office, kendi ikametgah ev adreslerini ofis olarak gösteriyorlar. Biri İldem'de, biri Bensin'de, biri Talas'ta ev adresini ofis olarak gösteriyor. Müvekkillerle görüşmelerini, iş gelirse kafelerde, kafeteryalarda yapıyorlar. Bu tür zorluk içerisindeler. Bizim meslektaşlarımıza vaat ettiğimiz en büyük proje ofisin baro projesi. Şöyle ki kiralanabilir bir ofis odaları dizayn edeceğiz. Bilgisayarı, masası, sandalyesi, sekreteryası içerisinde olacak. Meslektaşlarımız, bu home office olarak çalışan meslektaşlarımız bir müvekkil görüşmesi yapması gerektiğinde, bir toplantı yapması gerektiğinde günlük, saatlik, iki günlük orayı kiralayacaklar ve bir ofis ortamına sahip olmuş olacaklar. Ya buradaki bizim amacımız, bunu yapmak amacımız meslektaşımıza dokunmak. Ya o da müvekkille bir ofis ortamında görüşebilse, o da iş alabilse, o da parasını kazanabilse bizim mutluluğumuz olacak. Ya bizim amacımız bu tür somut meslektaşlarımızın mesleğini icat edebilmesine yönelik projeler. En büyüğü de ofisin baro projesi. Ya buna benzer baroda gördüğümüz eksiklik bunlara hiç değinilmemesi. Yani ben bir grubum, ben de bu gruba karşıyım şeklinde bir seçim atmosferini oluşmaması bizim gördüğümüz en büyük sıkıntıydı. Artık seçimin son saatleri, 5'te sandıklar açılacak. Biz söyleyeceklerimizi söyledik. Takdir artık tamamen meslektaşlarındır. Bizi tercih edenler de etmeyenler de pazartesi günü itibariyle meslektaşımızdır. Yine cübbelerimizi üzerimize giyeceğiz. Yine sahalarda, adliyede yan yana kol kol olacağız. Sevgi, huzur ve kardeşlik içerisinde biz mesleğimizi icra etmeye devam edeceğiz. Takdir bundan sonra tamamen meslektaşlarımızındır.